Michel Zevaco, Pardayanlar, seslendiren Sinan Namlı. 4. Bölüm, Bir Kardeş Yemini. Monsieur Dupin'in cesedi adet olduğu üzere askeri elbise giydirilmiş, elleri yalın kılıcı üzerinde olduğu halde salonun ortasında küçük bir karyolaya konmuş bulunuyordu. Johnny gözleri ağlamaktan kızarmış olarak doğruldu. Şafak sökmüş ve ortalık iyiden iyiye aydınlanmıştı. Pencerelerden birine doğru ilerledi. Pervazı açtı. Dışarıda hareket ve neşe dolu bir hayat başlıyordu. Genç kadın, felaketle saadeti böyle arka arkaya hissettiği için duyguları son derece karışık bir haldeydi. Bir türlü aklını başına toparlayamıyordu. Bir taraftan ölen babası için kanlı gözyaşları dökerken, diğer taraftan da kocasının bir an önce gelmesini bekliyordu. Çünkü ona önemli sırrını söyleyememiş, karnında bir çocuk olduğunu, yakında baba olacağını müjdeleyememişti. Tam bu sırada uzaktan bir nal sesi duyuldu. Hemen "Odur, geliyordur!" diye haykırdı. Gözlerini François'un gireceği kapıya dikti. Kapı açıldı, hemen sevgilisinin kucağına atılmak üzere bulunan Johnny taş gibi kesildi. Çünkü içeriye giren François değil, kardeşi Harry idi. Harry de Montmorency 3 adım attıktan sonra şapkasını çıkararak kadını selamladı. "Adam," dedi. "Buraya gelerek sizi rahatsız etmemin sebebi vermiş olduğum bir sözü tutmaktan ibarettir. Bana itimat ediniz." Jean hiç cevap vermedi fakat garip bir duygu ile kalbinin burkulduğunu hissetti. Fena bir haber almaya hazırlandı. Henry devam etti. "François bu gece gitti." "Gitti mi?" "Evet, bunu size haber vermeye memurum." "Ne zaman gelecek?" "François bir daha dönmeyecek." "Dönmeyecek mi?" "Hayır madam, savaş başlıyor. İmparator Charles Quinn'in ordusu Fransa üzerine yürüyor. İşte François 2000 süvarinin başında olduğu halde Trony'de bu orduyu karşılamak üzere babasından emir aldı ve hemen hareket etti. François'un böyle hareket etmesi sadece bir intihardır. Hiç koca bir ordu 2000 kişi tarafından durdurulabilir mi? Bunu yapmasının sebebi istemeyerek yaptığı bir evlenmeden vazgeçmek yahut babasının gazabına uğramak şıklarından birini seçmek zorunda kalması üzerine şerefle ölmeyi tercih etmiş bulunmasıdır. Johnny babasının cesedi kadar bembeyaz oldu ve ayakta duramayarak dizüstü yere çöktü. Ağzından gayri ihtiyari "Evladım, bedbaht çocuğum, meğer hayat sana ne kadar büyük facialar hazırlamış" sözleri döküldü. Sonra hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bu ağlaması belki yarım saat sürdü. Sonunda yavaş yavaş sakinleşti. "Demek François Trony'de. O halde ben de oraya gideceğim. Bir kadının kocası neredeyse o da orada olmalıdır." Henry cevap verdi. "Bu kadar saçma bir düşünce olamaz. Hem oraya nasıl gideceksiniz? Düşman tarafından istila edilen topraklardan nasıl geçebileceksiniz?" "Ben giderim. Buna kimse engel olamaz." Henry haykırdı. "Ben engel olacağım." Sonra genç kadına yaklaştı. Onu zorla bileklerinden tuttu ve çekti. "Johnny, Johnny!" diye inledi. "François sizi terk ederek gitti. Sizi yalnız başınıza bırakarak kaçtı. Seni sevmiyor. Halbuki ben seni seviyorum. Senin için çıldırıyorum. İcap ederse senin için gökyüzünü alt üst ederim. Buna hiç kimse engel olamaz. Babam bile buna karşı koymak isterse onu da öldürürüm. Anladın mı Johnny? Seni seviyorum ve senden kaçan François gebermeye layıktır. En ufak bir kelime, hatta en ufak bir bakışın bana yeter." Johnny güç bela azgın adamın elinden kurtuldu. "Alçak!" diye haykırdı. "Her şeyi bir yanı bırak. Fakat hiç olmazsa odada bulunan ölüden utan. Defol buradan." Bu sözler karşısında Henry durdu. Bir dakika kadar düşündü. Sonra yüzünü yavaş yavaş bir hiddet kapladı ve yılan sesine benzer ıslık gibi bir sesle "Buradan beni hiç kimse kovamaz!" diye haykırdı. "Ben kovarım." "Hangi hak ve yetkiyle? Ben burada kendi evimde bulunuyorum." "Ne demek istiyorsun?" "Kralın bir emriyle Mergency babama iade edilmiş bulunuyor." Johnny bir şey anlamıyordu. Babasının evrakının bulunduğu çekmeceye koştu. En üstte yeni gelmiş mühürlü bir kağıt vardı. Bunu bir hamlede alarak okudu. Sonra kağıt yavaşça elinden düştü. "Jacques, Pierre, Guillaume, Toussaint, buraya geliniz!" diye bağırdı. Henry engel olmak istedi fakat geç kalmıştı. Evdeki hizmetçiler içeri doldular. "Beni dinleyiniz," dedi. "Burada artık kendi evimde bulunmuyorum. Burası artık bizim evimiz değil. Montmorency ailesi yurdumuzu aldı. Bizi kovuyorlar. Zavallı ölü babamı kovuyorlar. Burada bir dakika bile duramayız. Haydi, karyolanın kenarlarından tutunuz. Gideceğiz. Buradan derhal çıkıp gitmemiz lazım. Öyle emrediliyor."
Hizmetçiler aldıkları emri yerine getirerek karyolayı kaldırdılar. Jenny gözyaşları içinde onları takip etti. Herkes Montmorency ailesine lanetler yağdırıyordu. Henry bu duruma dayanamadı. Daha fazla duramayarak dışarı çıktı. Atını atladığı gibi dört nala uzaklaştı. Ceset ihtiyar süt ninenin evine nakledilince zavallı genç kadın daha fazla dayanamadı ve sırt üstü düşerek kendisini kaybetti. Henry bin bir düşünce içinde müthiş bir gece geçirdi. Kendi kendini yiyor, artık her şeyi göze alıyordu. Ertesi günü bu kararla tekrar Morgency'ye döndü. Fakat orada Jenny'nin ölüm derecesinde hasta olduğunu öğrendi. Bu hastalık bir beyin hummasına dönmüştü ve aylarca devam edecekti. Henry artık her gün süt ninenin evine geliyor, üzüntü içinde etrafı dolaşıyordu. Aradan bir seneye yakın bir zaman geçti. Bu esnada düşman Tröni'yi işgal etmişti. Şehrin kahraman müdafileri kılıçtan geçirilmişti. François da bu arada kaybolmuştu. Ölmüş müydü? Belki. Bu ümit Henry'nin kalbinde gitgide kuvvetlenmiş ve bir hakikat haline gelmişti. Günün birinde bu harpte nasılsa kurtulan birkaç asker geri dönmüştü. Bunlar harbi bütün ayrıntılarıyla anlattılar. François'nın çok yüksek sayıda bulunan düşman karşısında ne kadar büyük bir kahramanlıkla dövüştüğünü hikaye ettiler. Fakat onun ne olduğunu hiç kimse doğru dürüst bilmiyordu. Onu en son 3000 kişinin hücum ettiği bir istihkamda görmüşlerdi. Bunun üzerine Henry de kardeşinin öldüğüne dair en ufak bir şüphe kalmadı. Aradan tam 11 ay geçmişti. Henry bir gün Jenny'yi süt annesinin bahçesinde gördü. Üzerinde siyah matem elbisesi vardı. Bu elbiseyi babası için mi yoksa kocası için mi giydiğini anlayamadı. Aynı zamanda kucağında küçük bir çocuk tutuyordu. Henry onu gördüğü zaman içindeki aşkın azalacak yerde büsbütün arttığını hissetti. Jenny bu haliyle son derece güzelleşmişti. Onu elde etmek için uzun uzadıya bir plan hazırladı. Bu plan hakikatte çok basitti. Tamamıyla iyileşmiş bulunan Jenny'yi kaçıracaktı. Onu zorla şatoya götürecek ve bir odaya hapsedecek ve kendisine zorla sahip olacaktı. Kararı kesindi. Bu cinayeti de hemen o günlerde yapmayı tasarladı. O gün şatoya döndüğü zaman beklenmedik bir olay cereyan etti. Üstü başı toz toprak içinde bir adam atıyla dört nala gelmiş ve şatonun avlusuna girmişti. Kimdir diye yanına yaklaşınca meçhul adam önünde hürmetle eğildi. ''Size bir müjde getirdim.'' dedi. ''Esarette bulunan Monseigneur François de Montmorency bir iki güne kadar şatoya dönüyor.'' Sizi ve kendisini sevenleri haberdar etmek için beni alelacele gönderdi. Bu beklenmedik haber karşısında Henry mosmor kesildi. Kan beynine vurmuştu. Dudakları arasında ''Lanet!'' diye homurdandı. Ve kendisini kaybederek hemen oraya yığıldı.